Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yazmanın kenarına bir örnek başlayalım. Tek renk bir örnek düşünüyorum. Yazma çok güzel. Şöyle biraz deseni ve rengi de görünsün. Çok güzel bir yazma, çok ağır. Ben çok beğendim. Bu yazmayı çok güzel bulduğum için yazmayı bastırmayacak tek sıra bir örnek düşünüyorum. Yazmanın içerisinde çok bulunan, burada kahverengi gibi çıktı ama aslında bir bordo arkadaşlar. Şöyle bir yakından biraz netleştirsem belki rengi tam olarak anlaşılacak. Biraz kahverengi gibi göründü. İnşallah Instagram resminde daha bordo olduğu anlaşılır. Şöyle bir bordo renk kenarında kullanacağım. Numarasını söyleyeyim hemen arkadaşlar size. Geçenlerde bir iki ay öncesinde oyalı marka iplik sipariş etmiştim internetten. Oyalı markanın 816 numara bordo ipi. Oldukça güzel kullanışlı çıktı bu ipler. Kıvrak. Benim hoşuma gitti, kullandım yani, sipariş ettim ve beğendim de. İkişer zincir çekerek şöyle kısa bir tığ battı yaptım. Örneği gösterip devam edeceğim inşallah. Hemen köşeden başlamıyorum. Şöyle biraz yakından da göstereyim. Tığ battı yaptıktan sonra hemen köşesinden başlamıyorum. Yazmanın köşesinden birazcık içeriden başlıyorum demiştim. Birazcık içeriden hemen ip sarıp başlayalım. Tek renk olduğu için daha fazla, daha çok ip sararak da başlayabiliyoruz. Şurada küçük bir düğüm oldu. Onu bir açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Hemen ipimi sardım. İlmeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Tığımı da söyleyeyim. Tığım da 22 numara, her zaman kullandığım tığım. Şöyle göstermiş olayım. Genellikle bunu kullanıyorum. Hemen şöyle bir 4-5 parmak içeriden ya da bir karış içeriden giriyorum. Tığ battıya şöyle altından girip tutturuyorum. Yazmanın markası ile ilgili geçenlerde bir yorum gelmişti. Bu yazmanın markası Kaşmir. Ne taraftaydık? Ne tarafta kaldı acaba? Onu da göstereyim size. Bu yazma Kaşmir arkadaşlar. Kenar dikişli olandan. Şöyle yapalım. Hemen devam edelim. İlmeğimizi oluşturduktan sonra şimdi oyamızın yapılışına geçiyoruz. Oyamız arkadaşlar, küçük bir örümcekle başlıyorum ben. İki tığ battıdan daha uzun olmamalı. Çok uzun olmasına gerek yok burada. Örümceğimi yaptıktan sonra şöyle biraz yakından göstermek istiyorum. Bir defa doluyorum. Tığ battıda bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüye geldim. Bu şekilde çift kat, çift kat çekiyorum. Trabzanımı oluştururum. Birazcık daha uzun yapalım arkadaşlar bunu. İpimin katını açtığım için benimki biraz çirkin oldu. Olması gerektiği gibi olmadı, öyle söyleyeyim. Bu şekilde olacak. Bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle arka tarafını dönüp yaptığım trabzanın tepesine tutturuyorum 5 zincirimi. Ve burada bir tane çiçek yuvası oluşturmuş oldum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar oyamın düz yönüne dönüyorum ve bu yuvaya 5 tane 5 zincirli yaprak yapacağım. 5 tane zincir, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şöyle yapalım. Ve bir tane sık iğne üzerine. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Üzerine bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunu böyle beşe tamamlayacağız. Bir, iki, 3, 4, 5 zincir ve üzerine tekrar bir sık iğne yaptım. Burada şimdi trabzandayım arkadaşlar. Trabzandan aşağıya doğru 6 tane sık iğne yapıp ineceğim. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 7.yi tığ battının altından girerek yapıyorum. İlk oluşacak olan figürüm şöyle. Netleştireyim arkadaşlar, biraz daha güzel görünsün. Şimdi bundan bir tane daha yapmam gerekiyor. Yazmanın üzerinde göstermek daha zor oluyor. Yazma fazla oluyor. Biraz böyle zorlanıyorum aslında ama yapalım gene de. Tekrar örümceğimi aldım. Bir kez doladım. İki tane tığ battı da boşluk bırakıyorum. Üçüncüye geldim. İki zincirle tığlamıştım. Onu da söylemiştim ama tekrar hatırlamış olalım. Giremedim bir türlü arasından arkadaşlar. Buradan çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine hemen 1,
2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tekrar örneğimin ters yönüne dönüyorum. Yaptığım trabzanın tepesine zincirimi böyle sık iğneyle tutturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm ve yaptığım yuvaya hemen bu yaprakları 5'er zincir çekerek oluşturuyorum. Şimdi birinci de hepsini yaptık. Burası sıfırdan başlama noktasıydı. Bunun ortasında yukarıdan bir tacı olacak arkadaşlar. O tacı da yapalım. Birinciyi, ikinciyi yaptık. Ortadaki için iki tane zincir çekiyorum. Sonra böyle biraz büyük bir örümcek yapıyorum. Biraz büyük olmalı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben de şimdi eğer küçük olduysa tekrar yapacağım. Birazcık ip sarayım arkadaşlar. Şu an örümceğimi yaptım. İki tane zincir çektikten sonra şöyle netleşsin. Sonra döndüm. Oyanın ters yönünde. Arkadaki o 5 yaprağın ortadaki tepedekine şöyle yapacağım arkadaşlar. İlle de dokundurmak istiyor ekranım kendini. Ortadaki yaprağına bunu tutturuyorum. Bu şekilde. Tutturduktan sonra tekrar örneğimin düz yönüne döndüm. İlmeğime giriyorum. Üste kalan iki telde önce bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir, bir sık iğne şeklinde taç kısmını yapacağım. Bu tacın kirpikleri 7 tane oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 2 telden giriyorum kirpini yaparken. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 telden giriyorum böyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kaç etti benimki? 4 etti. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 5 etti. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 6. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 7. Bu 7.yi bağladıktan sonra burada geniş gibi durabilir. Problem yok arkadaşlar. O şimdi yerleşecek. Nasıl yerleştiğini göreceksiniz. Şu şekilde yapıyoruz. Ortadaki kirpik için 2 tane zincir çekmiştim. Şimdi kapatırken de 2 tane daha çekiyorum. Çiçek yuvasına dönüyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çiçeğin kalan yarısını böyle tamamlıyorum. Bir sık iğne şeklinde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir, bir sık iğne. Bunu yaptıktan sonra aşağıya doğru 6 tane çiçek sapında sık iğne yapmam gerekiyor. Şöyle yakından göstereceğim. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedincisi tığ battığının altında. Örneğin ilk figürü bu şekilde oluşuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra tekrar küçük bir çiçek yapıyorum. Üstünün tacını bir öncekine bağlıyorum. Bu şekilde bağlayarak gideceğiz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ben biraz hızlandıracağım. Bunun da yapılışını gördüğümüzde zaten o yanın nasıl yapıldığı anlaşılmış olacaktır diye düşünüyorum. Yine küçük bir örümcek yapıp başladım. Bir defa doladım. Tığ battıda iki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye geldim. Burada çift kat çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Ters yönde hemen şöyle trabzanımın üzerine zincirimi tutturup çiçek yuvasını oluşturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar örneğin düz yönüne döndüm. Geldim çiçek yuvasına. Bu şekilde tutturuyorum. Birinci yaprağım oluştu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bunu da tutturuyorum çiçek yuvasına. İkinci yaprağım da oluştu. Üzerine 2 tane zincir çektim. Burada örümcek yapılıyor arkadaşlar. Biraz netleşsin. Örümceğimi birazcık uzun tutuyorum burada. Çünkü taç gibi olacak çiçekler üstünde. Uzun örümceğimi yaptıktan sonra şöyle yapacağım.
Biraz şöyle yakınlaştıralım arkadaşlar ekranı. Çok yakın görünsün diye yaklaştırdığımda bu sefer de bulanıklaşmaya başlıyor çünkü. Bir önceki yaptığım tacı şöyle düzeltiyorum. Örümceğimi tam ortadaki tepedeki diğer tacın da olduğu halkaya bu şekilde gelip tutturuyorum. Bunu tutturduktan sonra ön yüzüne döndüm örneğimin. Geliyorum bu şekilde. İki telinden girdim sık iğneyle. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde buraya 7 yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Bunu 7'ye tamamlayacağız. Şu an benimki 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne 6 oldu. Biraz netleşsin görüntüsü. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle göstereyim. Sonuncu benim bu. Şu an 7.yi yaptım. Bunu yaptıktan sonra burada 2 tane zincir çekiyorum. Örneğimi şöyle düz tutuyorum. Kaçan kısmını. Geliyorum çiçek yuvasına. Bu şekilde tutturdum. Yarım olan çiçeğimi bu şekilde burada tamamlayacağım. Şöyle bir netleştireyim arkadaşlar görüntüyü. Hemen çiçeği tamamlayalım. 5 zincirle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 4. yaprağımız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 5. yaprağımız. Aşağıya doğru. Trabzandan aşağıya doğru. Şimdi 6 tane sık iğne yaparak iniyoruz. Bu şekilde hep kendinden bir sonrakini tutturarak 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen geliyorum. Tığ battıya 7.yi yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an bu ütüsüz. İnşallah Instagram'daki fotoğrafı ütülü olur. Örnek bu şekilde ilerliyor biraz. Yazmayla yapınca ve sürekli arkasına önüne dönünce yazmamız biraz dolandı. Örnek çok güzel. İnşallah hem başlangıç fotoğrafında hem de Instagram'da daha çoğaltılmış halini sizinle paylaşırım. Şimdi burada videomu biraz durdurmak istiyorum. Birazcık arttırıp size küçük bir parça göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yapacağım. Birkaç tane daha yaptım arkadaşlar. İnşallah Instagram'da daha da çoğalmış olarak görürsünüz. Videoyu şimdi tamamlamak istiyorum. Yapıp deneyecek olan tüm arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Şöyle arkası açık renk olunca daha güzel görünebilir. Dediğim gibi burada kahverengi tonunda çıktı ama aslında çok güzel, çok tatlı bir bordo. Yapıp deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin.